Selamünaleyküm. Adım Ebu Fazıl. Bismillah. Şimdi burada bugün şu iyi önemli bir konu. Neden? Makinenin hızından tut ayarına kadar değiştirebilecek bir konu. Evet. Böyle bir tablomuz var. Ve bunları buradan çıkartacağız. Şimdi makine kesim yaparken işte otomatik sıralama dediğim zaman en yakın birime göre sıralıyor. Buradan başlıyor. Şuraya gidiyor. Buraya gidiyor. En yakın otomatik sıralıyor. Ama biz bu sıralayıp kendimiz sıralamak istiyoruz. İşte bu parçayı kestikten sonra hangi parçaya gidecek? Sonra hangi parçaya gidecek? Ufak parçamız var. Büyük parçamız var. Bunu şöyle yapıyoruz. Düzenle. Bakın burada iki tane komut var. İlk çizgi ve sıralama. İlk çizgi dedi. Burada birinci olarak nereden başlasın? Onu buradan seçiyoruz. Takım yolu atamadığımız için geometri diyorum. Bakın buradan başlasın diyorum. Tamam diyorum. Şu anda buna göre otomatik en yakın birimde sıraladı. Bu sıralamayı nasıl değiştirecek? Buradan ilk numarayı atıyoruz. Diğerlerini sıralamasını otomatik yapıyor. Bu otomatiği nasıl değişeceğiz? Eğer takım yolumuz olsaydı takım yolu yapardık. Şurası size otomatik gelecektir sıralamada. Bunu manuele çevireceksiniz. Bir. Ve buralar bu şekilde kalsın. Tamam dediğim zaman bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlk atadığımıza en yakın birimleri otomatik olarak atama yaptı. Bunları nasıl değiştireceğiz? Bakın sıralamaya tıkladık, geldik. Tam bir yine bu olsun dedim. Bakın mavi oldu. 2 bu olmasın. Bakın 2'yi daha en başa alıyorum. Buraya alıyorum. Bakın mavi oldu. Seçtiklerim mavi oluyor. 3 bu olsun. 4 bu olsun. 5 bu olsun. 6 bu olsun. 7 yine bu olsun. Ve 8 bu olsun. Sıralamaya geldiğimiz zaman bakın bizim sıralamamız 1, 2 en baştaki oldu. 3 ile buraya geldi. 4 buraya geldi. 5 buraya, 6, 7, 8. Bakın sıralamayı değiştirdik. İlk çizgiyle bu sıralamada birincisini oluşturuyoruz. Ve ona göre otomatikmen atıyor. Bakın burada çizgi olduğuna bakmayın. Bir daha söylüyorum bakın. Burada takım yolları da var. Takım yollarını işaretlemiş olup burada manuel tıklamış olsaydık neleri değiştirmiş olacaktık? Takım yollarını değiştirmiş olacaktık. Burada sıralama ne yapıyor? Takım yollarını işte makine ilk önce burayı kesti, sonra buraya geldi. Bunu otomatik yapıyor makine. Biz bu otomatik yapmasını istemiyorsak, kendimiz sıralamasını istiyorsak bu nerede işimize duruyor? İşte şurada ufak bir parça var. Burada başka bir parça var. Şurada bir başka parça var. Şurada başka bir hassas parça var. İşte bu kesim esnasında mesela bu hassas parça daha önce kesmesi lazım ki bir zarar vermesin. İşte onun ayarını vesairesini sıralamayı burada yapıyoruz. Şu anda iki boyutta anlatıyorum ama emin olun bu konu yani hem makinenin hızı açısından hem de yani o kadar optimizasyon nesting istiyor ki insanlar işte onun bir önemini burada gösteriyor. Şurası çok önemli olduğunu ileride anlayacaksınız. Hayırlı Ramazanlar. Amacımız burada bir makina tabloda, makinenin tablasında iş parçalarını, çıkaracağımız iş parçalarını kesim esnasında sıralamayı göstermekti. Hayırlı Ramazanlar.